Sayın Durakoğlu, öncelikle merhaba. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu hedef alarak ortaya attığı iddialar Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda adeta. Bununla birlikte de yurttaşların dilinde tek bir soru var. Savcılar neden harekete geçmiyor konuyla ilgili? Ne düşünüyorsunuz efendim bununla ilgili? Evet, yani bir organize suç örgütü lideri tarafından ifade edilmiş olması küçümseniyor belki. Böylesine bir kişiliğin ihbarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soruşturma konusu, savcılıkta soruşturma konusu olacak mı, olmayacak mı? Bütün bunlar olmaması gerektiği yönünde görüş bildirenler de var ama burada önemli olan nokta özellikle de kim olursa olsun ama kim olursa olsun akıl sağlığı yerinde olduğu sürece insanların yaptığı ihbarların savcılıklarca ceza mahkemeleri kanunu gereğince soruşturma konusu yapılması hem onların yetkisi hem de görevleri. Önemli olan nokta bu. Sadece yetki değil. Dolayısıyla görevleri. Bunlara sesini çıkartamaz, görmezlikten gelemez, çıkartmadan duramaz, görmezlikten gelemez. Yani mutlaka duymak zorunda ve gereğini yerine getirmek zorunda. Bu neden yapılamıyor? Neden yapılamadığına ilişkin gerekçeleri belki de birkaç açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi geçmişte Türkiye'de yaşananların ne ölçüde bu soruşturmalara doğrudan etki edip etmediği ile ilgili. Örneğin Türkiye'de bir Susurluk süreci yaşandı. O süreç içerisinde siyasal iktidar o dönemde Mesut Yılmaz gerçekten sürecin takip edilmesine ilişkin sahip çıktı. Başbakanlık Başmüfettişi görevlendirildi, bir rapor çıktı ve toplum her şeyi öğrendi. Sonunda yargılamalar yapıldı ve yargılamaların sonunda o döneme ilişkin faili meçhuller ortaya çıktı mı? O Mercedes'in içindeki insanların birlikteliği, bir emniyet müdürünün, bir aşiret reisinin, bir mafya kişiliğinin orada bulunmuş olmasının birleştirdiği unsurlar Türkiye'de açığa çıktı mı derseniz hayır, o da başarılamadı. Yani bir başka deyişle açılan savcılık soruşturmalarının her şeyiyle olumlu bir biçimde sonuçlanabileceğini düşünmek de bizi bir rahatlığa doğru götürmemeli. Ama bu asla bir soruşturma açılmasını engelleyen bir tablo olmamalı. Bu soruşturmalar mutlaka açılmalı ve aydınlığa kavuşturulmalı. Nasıl kavuşturulur diye geriye dönüp baktığınızda da bir İtalya'da temiz eller operasyonu örneğiyle karşılaşıyoruz. İtalya'da temiz eller operasyonu özü itibariyle İtalya'nın hükümet iradesiyle Gladio ile hesaplaşmaya karar verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. O dönem içerisinde özellikle NATO bünyesindeki Gladio ile hesaplaşılması gerektiği, bu hesaplaşmanın özellikle de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonraki süreçte bir politik süreç olarak geliştiği, İtalya'da yaşananların açığa çıkması bakımından bir hesaplaşmanın yapılması gerektiği konusundaki söylediğim gibi bir siyasi iradenin bu savcılık soruşturmasının arkasına geçmesiyle gerçekleşti. O dönem içerisinde bu nedenle ortaya sürülen iddialar tek tek incelendi. Orada da %100 bir sonuca varılmamış olsa dahi kamuoyunu ikna eder boyutlarda olaylar aydınlandı. Şimdi Türkiye kamuoyu çok önemli ölçüde bu iddialar karşısında ne yapılacağı, bu iddiaların doğru olup olmadığı, iddia sahibinin kişiliğinden kaynaklanan nedenlerle soruşturma açılıp açılmaması konusunda bir kuşku olsa dahi Türkiye kamuoyu bunu merak ediyor. Yani anlatılan şeyler kabahatler kanunu hükümleri içerisinde değerlendirilebilecek ufak tefek şeyler değil. Çok ciddi şeylerden bahsediliyor. Dolayısıyla bunların araştırılarak doğru ya da yanlış olduğunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Savcılar şüpheden hareket eder. Bir başka deyişle bir iddianamenin hazırlanabilmesi, bir soruşturmanın yapılabilmesi için şüphe yeterlidir. İşin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yargılama sonucuna yargıcın görevi olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla şüpheden hareket eden savcının böyle bir ortamda bu şüpheyi ortaya koyan bir iddianame hazırlam, öncelikle bir soruşturma yapması ve gerekiyorsa bir iddianame hazırlaması, gerekmiyorsa kovuşturmaya yer olmadığına doğru karar vermesi ve bunun da kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor. Bu mümkün mü?
Teorik olarak bütün bu anlattıklarım itibariyle mümkün. Hatta mümkün olmanın ötesinde savcının yetkisi, hatta yetkisinin ötesinde savcının görevi. Ama Türkiye'de bunun yapılabileceğini sanmıyorum. Yapılabileceğini ortaya koyabilen emareler ortaya çıkarsa, başka deyişle Süleyman Soylu tarafından bizzat yapılan bir ihbarla soruşturma açılırsa ya da yurttaşların yaptıkları başvurular neticesinde bazı soruşturmalar açılırsa, Türkiye'de biz sonuç itibariyle açılan o soruşturmalar sonucunda verilen kararlarda kovuşturmanın açılmamasına karar verilirse böyle bir kararda ikna olur muyuz? Kovuşturma açılır, yargılamalar sürer ve sonunda ortaya bir karar çıkarsa bundan ikna olur muyuz? Asıl tereddüt noktası buradadır. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsız değil. Çünkü Türkiye'de yargıya ilişkin değerlendirmeleri ortaya koyanlar dahi yargının bağımsız ve tarafsız olduğu gibi bir iddia içerisinde değiller. Bunu söylüyor olsalar bile işin gerçeğini biliyorlar. Kaldı ki buna ilişkin bir meydan okumayı en son sergileyen Sayın Cumhurbaşkanı bile her şey yargıya intikal edecek ve sonunda yüzlerine tokat olarak inecek falan gibi şeyler söyledi. Yani eğer tokat olarak inecekse niye yargıya intikal ediyor? Gerek yok, her şeyi biliyoruz demektir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gibi yargıyı şekillendirme yetkisine sahip olan bir kimsenin bu tür bir beyanı yargıdan hangi sonuçların çıkabileceğine ilişkin işaretleri de veriyor. Ben korkarım ki bütün kaygım işin başından beri o noktada ki bu bir hukuksal süreç, çok önemli hukuksal süreç ama onunla birlikte çok önemli de siyasal sonuçları var. Yani bir başka deyişle bir parti içerisinde iki grubun hesaplaşması aslında yapılan şey. Dolayısıyla bu denli siyasal içerik taşıyan bir hukuksal gerçeklik bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu yargı konumu itibariyle bizi maddi gerçeğe ulaştırmayacaktır. Benim kaygım bu noktada. Bu kaygı nedeniyle de ortaya çıkan durumda savcıların kolay kolay kendileri açısından re'sen dediğimiz kendi tarafından soruşturma açılmasının mümkün olmayacağını, açılan soruşturmaların zorunlu olarak açılacak olan şikayet nedeniyle, yakınma nedeniyle açılmış olan soruşturmaların da bizi maddi gerçeğe ulaştırmayacağına ilişkin bir tespitim var. Bu yapılabilir mi? Yapılmalıdır. Ama bu Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısının değişmesiyle Adalet Bakanı'nın orada o kurulun başında olmaktan çıkarılması suretiyle Türkiye'de yargı reformu adı altında konuşulan şeylerin kuvveden fiile geçmesi, bir başka deyişle uygulamanın gerçekleştirilmesi konusundaki bir iradenin ortaya konulması suretiyle yapılabilir. Bizim sıkıntımız uygulamayla ilgilidir. Biz yoksa belgelerde bir sıkıntı yaşamıyoruz, yasalarda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak Türkiye'de var olan hükümler sonuç itibariyle uygulamada bütün bu gerçeklikleri ortaya çıkaran sonuçlar. Kaldı ki zaten savcıların konumu itibariyle baktığınızda savcılar tam olarak yargıçlar gibi değildir ama sonuç olarak da Adalet Bakanı'nın ya da işte Türkiye'deki diğer bürokrasinin emrinde de değildir. Böyle baktığınız zaman da asıl uygulamanın oradan bir talimat gelmeden yapılabilecek şekilde olmadığı için gelişen süreç bize bütün bunları anlatıyor. Benim asıl kaygım o. Öyle kaygı duyuyorum ki bu soruşturmalar ya da bu yargılamalar sonuç itibariyle sadece bir soruşturma yapılması, işin gerçeğinin öğrenilmesi değil, bütün bu iddia konusu edilen kişilerle ilgili bir aklamanın vesilesi olabilir, böylesine gelişebilir. Oysa belki en son şunu söylemek isterim. Geçmişte Türkiye tarihinde bu örnekler var. Bir Suat Ayrı Ürgüplü örneği yaşadık. Bakanlığı sırasında Suat Ayrı Ürgüplü ile ilgili yolsuzluk iddiaları öne sürüldü. Yapılması gerekeni yaptı, hemen istifa etti. Kendisi hakkında Yüce Divan'da yargılamalar yapıldı. Yargılamaların sonunda iddia edilenlerin hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ve öylesine aklandı ki, öylesine doğru aklandı ki, öylesine kamuoyu bu aklanma karşısında ikna oldu ki Suat Ayrı Ürgüplü yıllar sonra bu kez başbakan olarak görevlendirildi. Dolayısıyla yani bunun mümkün olabileceği, kamuoyunun da bu ölçüde ikna edilebileceği bir yargı iklimine ihtiyacımız var. Türkiye'de şu anda yargı böyle bir iklim içerisinde değil.